Büyük bir çiftliğimiz vardı. Bu çiftlik benim müziğimde büyük bir şeysi var. Duygularımda, yaşam şeklimde. 12 senelik çiftçilik yaptık 1940'larda. Traktör sürmüştüm 6 yaşından beri. Tarla sürüyorum yani. Ferguson'cu Okay'dı benim ismim, Çatalcı'da. Okula park ediyordum, pencere kenarında oturuyordum. Benim yerim vardı, kimse oturmazdı oraya. Hem traktöre bakıyorum, ya bir de ders dinliyorum. Traktör, aşıktım traktöre. Kaç sene sonra ben İsveç'te traktörlerle workshop yaptım. Dizdim 8 tane traktörü. Ben yapmayacağım da kim yapacak? Ben 6 yaşında traktör kullanmışım. Traktörün, her traktörün sesi değişik. Egzozlarını değiştirdik. Gaz vererek, ona gaz veriyorsun. Ona sesi, başka markalar var. Onlara göre sesini ayarladım. İsveç'te millet bayıldı, şaşırdılar yani. Ses nerede var? Her şeyde ses var. Ondan bir alet niye olmasın? Dersen yaparsın. Mühim olan görmek, karar vermek, anlatabiliyor muyum? Farkına varmak. Hiç tahmin etmeyeceğin şeyler var. Bizde biberleri, patlıcanları kurumuşlar, şeyler asarlar. Onlardan çok güzel yumuşacık ses çıkar mesela. Şahane, kimse kullanmaz bizde bunu. Ama o kalitemiz uyanık, onlardan da yaptı. Gerçi kaplumbağayı alıp da müzik aleti yapmak çirkin bir şey. Çok uzun yaşayan bir hayvan. Yani çok da şahane bir hayvandır o. Ama ölmüş olarak getirdi bana, bir Afrikalı verdi. Onun altında 6 tane şey var. Bölmeler var, 6 tane bölme. Hepsi değişik değişik ses çıkar onların. Duk 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 duk. Ben tarla sürerken bile bir kaplumbağanın çiftleşmesini duyuyordum. Yani kaplumbağa, çünkü öyle bir elektronik ses var ki orada. Üstünde öteki kaplumbağa birbirinin üzerindeler. Tuk tuk diye. İşte o alt şeysi. Traktörle ben gidiyorum tarla sürüyorum. Tuk tuk, Allah Allah. Vay be filan yani. Çocukluk böyle geçti. Annem bu sıralarda hep, ben tabii ut çalıyor evde. Geliyorum, annem ut çalıyor mesela. Hadi oğlum falan. Bir koltuğumuz vardı bizim. Kenarları kontra plaktı. Duf duf diye ses çıkardı. Oradan ben ritim tutardım. Hiç davul falan alakam yok benim. Annem, oğlum seni konservatuara, sen böyle olmayacak dedi. Sen konservatuara git dedi bana. Kalktık Çatalcı'dan, biz Ankara'ya gittik. Ankara Devlet Konservatuarı. O da ayrı bir hikaye. Yani davula niye aldılar? İşte dişler bozuk dediler. İşte trombon istedim, elin yetmez dediler. Kontrbas istedim, boyun kısa dediler. Ama benim istediğim trompetti. Çünkü yapmak istiyorum yani, bir enerji daha çok böyle çal. İşte bunun farkında değil millet. Birisi geldi ellerime baktı böyle bir şey, şöyle şöyle yap dedi. Senin dedi davul alıyoruz falan. Hiç sevmedim. Oraya verdiler, tabii çok kızdım ve kendimi elimi kolumu ben bağlayıp yani günde 10 saat çalışıyordum konservatörde, kızdığım için. Ve metotları bitirdim sene sonunda ve senfoni orkestrasına çaldım bir senelik talebi. Sonra bütün gönlümdeki yatan istek yurt dışına çıkıp yabancı müzisyenlerle tanışıp konser müzisyeni olmak, onlarla beraber konser edecek, yani geliştirmekti bu halisi. 67'de gelen bir teklifi değerlendirdim. İsveç'e gittik. Muvaffak Falay'la? Evet. Muvaffak Falay o zaman benden daha evvel çıkmıştı yurt dışında. Onun kontakları vardı. İsveç'te onun sayesinde kendi isteğimle bütün bu caz alemine girdik. Çünkü o zaman İsveç şeydi, Stockholm Jazz Center'dı, yani müzik center. Avrupa'nın müzik merkeziydi. Bütün cazlar oradaydı, Amerikalılar halinde. Peki hala bu Sevda orada doğdu değil mi? Evet, Sevda diye bir grup kurduk, Muvaffak ve ben. Türkiye'den müzisyenler getirdik. Evet, Bodrumlu getirdik. Salih var. Bodrum Salih Baysal'ı getirdik. Çok sükse yaptı bu grup. Yani dans orkestrası benim için bir step oldu, ayak oldu. Oradan oraya geçecektim caza. Ama bütün idealimdeki şey benim big band davulcusu olmak. Böyle klasik bildiğimiz cazı çalabilme. Bir baktım Türk müziğinin içine girdik dansçıyı tanıyınca. Muvaffak da öyle. Muvaffak caz çalıyor gerçi ama ben de çalıyorum biraz caz ama şimdi biz cazı geliştirelim derken ana rahmine döndük. Annemin çaldığı utlara döndük. Zeybekler, oyun havaları, köçekçeler. Tabii esas Don Cherry yaktı bu ışığı bize. Türk müziğinin ne kadar önemli olduğunu caz. Çünkü Don arıyordu. Ya müzik içinde müzik arıyordum. Ne oluyor? Aa, Türk müziği, ay Roman müziği, işte Balkanların ki çok hareketli. Afrika var, Çin var, Hindistan var ya, Hindistan bunun menşei. Buralara, Don Cherry buralara uyanmış ve öğrenmek isteyen birisi. Bizi de aşıladı. 4 sene falan gitti Sevda grubu. Ondan sonra ben kendi grubumu kurmak istedim. Oriental'ımı daha free, daha serbest çalmak istiyordum. ¶¶
Oriental'ın esprisi zaten Türk folklorundaki parçaları alıp onları ana melodilerini özellikle de otantik aletlerle çaldırması. Ama sololarda örneğin bir tenor saksafon solo veyahut da bir elektrik gitar solo bunları parçaların içine yer vermiştir. Fakat bunun yanında tabii bir de müzik iksaba var. Afrikalılarla kurduğum grup var. O esas benim hayatımda en çok benim öğrendiğim, en değer verdiğim gruptur. Müzik iksaba. İki tane Güney Afrikalı. Birisi basçı, Johnny Diani, öbürü Mongezi Feza, trompetçi. Bunlar muazzam müzisyenler. Şimdi Okay Temiz'in albümlerinde hemen hemen hepsi daha farklı oluyor. Tabii ön planda vurmalılar oluyor. Kimisinde biraz daha Afrika müziği oluyor. Kimisinde daha fazla world müzik, tasavvuf unsurları var. Ama mutlaka bunun altında caz yatıyor. Cazın da altında Afrika müziği olduğu için bunların hepsini gayet iyi bir şekilde pekiştiriyor Okay abi albümlerinde. Biz bir sürü enstrümanı, değişik enstrümanı Okay abi sayesinde gördük. Bakarsanız bir Afrika veyahut da Amazon sazına üzerine bir piezo bir şey koymuş. Habire yeni sesleri arar ama onları hep günümüzün, çağdaşın soundlarıyla buluşturmaya çalışır. Bence en önemli özelliği budur. Sen Okay bir takım aletler de icat ediyorsun. Yalnızca topladığın aletleri çalmıyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii yapıyorum. Var mı mesela icat ettiğin aletler? Piramit var bir tane ben gördüm. En son. Dinliyorum. Şimdi sanat mektebine de gittik biz. Subay hakkı alalım diye. He. Babam çünkü subaydı. İlle bir yere subay hakkın olsun o zamanlar. Konservatörden kovulunca. Annem soktu konservatöre çaldığı için annem müzik imali. Sonra annemin şeysini gittik, isteğini yaptık ama kovuldu, caz çaldı. Ondan sonra babamın isteği geldi. Yedek subay hakkı aldı bari o zaman. Subaylık için gittik Tophane Sanat'a ve tabii alet yapmama faydası oldu. Bu, Magic Pyramid. Tabii Mısır'a gitmiştim, piramitleri gördüm, oradan esinlendim. Piramit ya ben niye böyle bir alet yapmayayım diye. Bunun çalması da kolay. İki elimin altında böyle hemen. Esas makine de burada İsveç teknolojisi. High teknoloji, yüksek teknolojili bir makine. Bütün benim burada atölyede gördüğüm sesler, diğer bavulumdan çıkarttığım özel küçük aletlerim falan seslerini sample yaptım, bu makineye verdim. Hepsi bu makinenin içinde. Burada yüzlerce ses var. Buradan bankadan ses seçiyorum. 10 numara mesela. 12 numara diyorum, 13 diyorum. Buradan buraya veriyoruz. Dolayısıyla buraya geliyor anında ve elimin altında o sesler gelmiş oluyor. Ayağımda da pedalda da başka sesler var. Fakat bunlar eski makineler. Şimdi böyle bir makineyi bulamam. Arasan bulamam. Ve onun için de çok kıymetli. Bu da bizim çanlar, koyun deve çanları. Yani daha çok çanı bu. Öküzlere takılan. Büyükleri öküzlere takılıyor, küçükleri de kuzulara, koyunlara takılıyor. Bu kırsal kesimde bizim. Yani ben Çanakkale'den topladım bunları. Pazarlarda satılıyor. Efendim. Sonra bunları biraz akord ettim, çekiçle falan. Birbirlerine uyum sağladım. Böyle bir sehpa yaptım, dizdim. Çok işime yarıyor. Bunlar bildiğimiz malaların abartılmışı, biraz daha uzun. Efekt ses alalım diye yaptırdık. Afrika'nın piyanosu. Elektronize edilmiş, altta bir mikrofon. Piyanonun atası. İlk piyano. Afrika'dan geldi diyorlar. Değil mi? Benziyor değil mi? Bu da kuzey flütü. İsveç, Norveç de var. Finlandiya da var. Kuzeyde. Çobanların çaldığı, keçilere, geyiklere çaldığı. Tabii onlar bizim gibi çalmıyorlar. Delikleri yok. Kaval gibi bizim. Bütün müdahale buradan ve dudaktan. Böyle bir şey. Bu alet benim icadım değil. Bu
yapmışlar bunu, gördüm. Ben bunun aynısını yaparım dedim. Bayağı da pahalı satılıyor. İsmi de su telefonu. Niye su telefonu demişler işte buna? İçinde su var. Efendim bu da balinanın, yunusun deniz altında birbirleriyle komünikasyon kurdukları, yani konuştukları yüksek frekanslı sesleri çıkarıyorlar. Bizim duymadığımız, bizim kulağımız duymuyor onları. Onun için yapılmış bu alet, onun sesini çıkarsın diye. Fakat ben çok değişik şekilde kullanıyorum tabii. Afrika'daki çok popüler bir alet. Tabii Brezilya'ya geçmiş. Brezilya bunu dünyaya tanıttı daha çok ama orijinali, esası, kökeni Afrika. Bunun sesi duyulmuyordu festivallerde, konserlerde, gürültünün içerisinde. Kalktım bunu elektronik yaptım. Kabağı büyüttüm, daha da büyüttüm. Burada dişler açtım. Burada da keçe var. Orijinalde olmayan şeyler bunlar. Şimdi bunun altında da mikrofon var. Bu ne oluyor? Kalın bir ses alıyor. Yüksekte başka bir ses alıyor. İsveç'te prova yapıyorduk her gün. Davul kuracak yerimiz yoktu. Bende bir darbuka vardı. O darbukaya dedim ki ben bunu bas davul olarak kullanayım dedim. Pedalı koydum küçük darbukanın önüne. Baktım çok güzel netice veriyor. Sonra bir karar verdim. Bütün davulu böyle yapacağım diye. Geldim Türkiye'de 1971 senesinde bir girdim Çemberlitaş'ta bakırcıların içerisine. Onlarla beraber dövdük yaptık. Sonra geliştirdim tabii biraz daha seslerini falan. Ve güzel de oldu yani. Ritim kainatın tümü. Bütün bu yaşamımızda ritim var. Rüzgardan tut, dalgalardan, denizin, yıldızların, gezegenlerin, bizim konuşmamız, seks hayatımız, sosyal yaşam, her şeyde.